gelişmelerle karşınızdayız. Pandemi sürecindeki sağlık alanındaki gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz Skype bağlantımızla. Bugün Avrasya Hastaneler grubundan özellikle de yoğun bakım sürecindeki gelişmeleri konuşmak üzere bağlantı yapacağımız isim yoğun bakım direktörü Kadir Doğruer hocamızla birlikteyiz. Hocamıza hemen merhabalar diyoruz. Hocam duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde yoğun bakım ünitesinden canlı yayınımızı gerçekleştirdiğimiz için, vakit ayırdığınız için sağlık çalışanları adına, basın mensubu arkadaşlarımız adına öncesinde çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam, yoğun bir çalışmanın ortasındayız. Evet. Mümkün olduğu kadar o gerilimden uzak bir noktadan size ulaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İlk sorumla izninizle başlamak istiyorum. Yoğun bakım süreçlerinde özellikle tabii yoğun bakıma gelmeden önceki aşamadan bugüne kadar konuşmamız gerekirse başladığı günden bugüne süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve hızlı bir artışın yükselişinin nedenlerini de konuşmak istiyoruz. Söz sizin hocam, buyurun. Şimdi hastanemizde ilk vakayı kabul ettik. Yani ülkemizde ilk görülen vaka olmasa bile ilk görülen vakalardan biri bizim hastanemize gelmişti. Evet. O günden beri ciddi değişkenler yaşıyoruz. Başlangıçta Mart ve Nisan ayında çok yoğun bir çalışma ortamı olmuştu. Büyük bir gerginlik başlamıştı. Tanımadığımız bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Ve her geçen gün hastalığın farklı bir sürpriziyle tanışıyorduk. Bu sürprizlerle birlikte yavaş yavaş hastalığı da öğrenmeye başladık. Evet. Bugüne kadar geçen süre içerisinde farklı tedavi yöntemleri, farklı yaklaşımlar, farklı uygulamalarla hastalarımıza yardım etmeye çalıştık. Geldiğimiz Aralık ayı içerisinde ise Mart'tan bugüne kadar farklı bir ondülasyon, bir dalgalanma izlenmekle birlikte giderek artan bir yoğunluk söz konusu. Hele son iki aydır yoğun bakımlarımıza başvuran korona enfeksiyonu olan hastaların sayısı giderek artıyor. Bu hastaların genel durumları daha olumsuz seyrediyor. Kritik hasta sayımız artıyor. Başlangıçta daha sınırlı yatak korona enfeksiyonlu hastalara ayırmışken daha fazla sayıda yatağımızı korona enfeksiyonlu hastalarımıza ayırmak durumunda kalıyoruz. Ve her geçen gün giderek artan bir yükle karşı karşıyayız. Aynı zamanda hastaların seyirleri de çok değişken. Başlangıçta bu izlediğimiz bulgular ya da klinik seyir bir bakıyorsunuz farklı seyretmeye başlıyor. Bu dönemde yine daha farklı seyrediyor ve biz her değişkene karşı bir tedbir almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bize başvuran hastalarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bazı hastalarımızda, hatta birçok hastamızda başarılı olduk. Ancak bazı hastalarımızda ne yazık ki kaybetmek durumunda kaldık. Hastaların öncelikle sorunları akciğer orijinli oluyor. Bu akciğer orijinli sorunlar ağır solunum yetersizliklerine neden oluyor. Buna bağlı olarak farklı destek ihtiyaçları oluşuyor. Bu destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu sadece solunum sorunuyla görülen sorunlar değil. Başka sistemleri de tutabiliyor. Evet. Merkez sinir sistemini tutabiliyor. İşte böbreği, kalbi tutabiliyor. Her türlü şeyi tutabiliyor, sistemi tutabiliyor ve buna bağlı olarak da yetmezlik gelişebiliyor. Evet, şimdi en çok merak edilen... Genellikle ölümlerde solunum yetmezliğinin giderek ağırlaşmasından kaynaklanıyor. Evet, şimdi hocam yoğun bakım direktörüsünüz ve yaklaşık çeyrek asırdır bu mesleğin içerisindesiniz. Siz dediniz ki Türkiye genelinde ilk hasta vakalarıyla karşılaştığımız sağlık kurumuyuz ve ilk hasta yatışlarının tedavisiyle taburcu ettiğimiz, bazen de keyifsiz haberi paylaştığımız sağlık kurumu olduğunuzu dile getirdiniz. İlk başlangıçtaki şikayetlerle anladığımız kadarıyla cümlelerinizden
farklı şikayetleriyle dile getirip size başvuran hastalar var. Ama öncesinde diyorsunuz ki akciğerin tutulmasıyla birlikte solunum yetmezliğinden dolayı direkt yoğun bakıma yatırdığımız hastaların tedavisini yaptığınızı dile getiriyorsunuz. Yanlışsa lütfen düzeltin. Burada tabii yoğun bakıma geçiş süresinde bir anda mı bu sağlık sorunuyla karşılaşan kişi solunum yetmezliği ya da öncesinde bahsettiniz ama tetikleyen sağlık sorunlarının beraberinde mi yoğun bakıma yatış oluyor diye soralım. Şimdi şöyle, biz ben yoğun bakım sorumlusuyum, yoğun bakım hekimiyim. Evet. Ve biz hastalığın farklı bir penceresini görüyoruz. Evet. Aslında bakıldığında bu enfeksiyon ya da bu virüste bulaşan, bu virüste karşılaşan, bu virüsten dolayı hasta olan insanların büyük bir kısmı bunu sorunsuz olarak bu enfeksiyonu geçiriyor ve bitiriyor. Evet. Yani çok az bir bölümü, %3'lük, %4'lük bölüm yoğun bakıma geliyor. Ve biz yoğun bakıma gelen hastalar üzerinden bir yorum yapabiliyoruz. Yoğun bakıma hastaların gelmesinin nedeni öncelikle solunum tutulumu, akciğer tutulumu. Çünkü akciğer tutulumu nedeni de solunum yetersizliği gelişiyor. Ve solunum yetersizliğinin oluşması hastanın yoğun bakım ihtiyacını oluşturuyor. Yani kandaki oksijen düşüyor, karbondioksit atılamıyor, akciğer fonksiyonları bozuluyor ve bu bozulmanın sonucunda da yoğun bakımda solunum desteğiyle ilgili bazı uygulamalar yapmanız gerekiyor. Gelen ilk günden bugüne kadar hastalarımızın şikayetlerinde değişkenlikler oldu ama yoğun bakım gereksiniminin temelinde solunum yetersizliği yatıyor. Yani hastalarımız merkezi sinir sistemi tutulumu ya da böbrek tutulumu nedeniyle öncelikle yoğun bakım ihtiyacı oluştuğunu söylemiyorum. Öncelikle yoğun bakım ihtiyacının oluşması tamamen solunum yetersizliği yani akciğer tutulumuna bağlı olarak oluşuyor. Evet. Şimdi hocam, görüntülerde de izleyicilerimiz de görüyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yoğun bakım ünitesinin önünden canlı yayın yaptığımız için oradaki işleyişi, hareketliği de görüyoruz. Tabii haberlerden çok yansıyan haber başlığı, yoğun bakım süreçlerinde yatak sıkıntısı var. Aman dikkat, hasta olmamaya özen gösterin. Yoğun bakım ünitesindeki tedavi aşamaları normal bakımda ya da özel odalarda bakımla aynı mıdır sorusu izleyicilerimiz tarafından sorulan soru başlıkları. Şu an elimde dün itibariyle 229 vefat sayısı var. 5980 de ağır hasta sayımız var. Şu an içeride tüm yataklar dolu mu diye soralım hocam. Hastanemiz bünyesindeki yoğun bakım yatakları tamamen dolu. Evet. Ve devamlı da dışarıdan talep geliyor. Ve devamlı aranıyoruz. Günde çok sayıda çağrı alıyoruz. Hastamıza yer bulalım diye destek istiyorlar. Ama kapasitemiz belli. Belli kaç yatak diye soralım hocam? Hasta ne yazık ki alamıyoruz. Evet. Ciddi bir artış olduğu kanaatindeyim buradan bakınca. Kaç yataklı bir hastane ve yoğun bakım tedavisi gören hasta sayısı şu an hastanenizde hizmet almakta? Bizim yoğun bakım ünitemizde, hastanemizde Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi'nde 20 yatak yoğun bakım söz konusu. Bu toplamında da toplamında bir kısmında, büyük bir kısmında %70'inde korona enfeksiyonlu hastaları kabul ediyoruz. Geri kalanında ise daha öncesinde başka sorunlar nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı gelişmiş olan hastalarımızı kabul ediyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu'nun diğer hastanesi olan Zeytinburnu'nda da 17 yatağımız var. Onun da yaklaşık 10 tanesinde %60-70'i korona enfeksiyonlu hastalarla onlarla onların oluşturduğu bir yoğunluk söz konusu. Yani bu iki bölge arasında da aynı yoğunluğun yaşandığını gösteren bir bulgu. Zeytinburnu ve Gazi Osman Paşa bölgesinde bulunan hastanelerimize olan başvurular sayesinde sonucunda bizim yoğun bakım ünitelerimizde ciddi sayıda korona enfeksiyonlu hasta bulunmakta. Şimdi hocam, bir sağlık kuruluşu 22, diğeri 17 dediniz. Sistem bu mu diyelim ya da her hastanede yoğun bakım ünitelerinin sayısı farklı mıdır diye soralım. Her hastanede farklı sayılarda yoğun bakım bulunabilir ama
bu çapta, bu çap büyüklükte, yani yaklaşık 200 yataklı bir hastanede bulunabilecek sayıda bir yoğun bakım. Daha yüksek sayıda yoğun bakıma müsait altyapımız var, özellikle Gazi Osman Paşa Hastanemizde. O da ancak Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufları doğrultusunda bu sayıda tutulmak zorunda kalınıyor. Ama fizik şartlar daha farklı, fazla yoğun bakım yatağını yapmaya da müsait aslında. Ancak evet, şu anda bizim izinlerimiz, ruhsatımız yoğun bakım 20 yatak olması doğrultusunda. Evet. Peki hocam, şimdi tedavi aşamalarına geçmeden önce izninizle, tabii hastalarımızın yüzü uzaktan gözükmüyor. Siz de izin verirseniz uzaktan çalıştığınız üniteyi görme şansımız var mı? Hem de izleyicilerimizin meraklarını gidermek adına. Çünkü şöyle deniliyor, yoğun bakıma girerse daha sıkıntılı bir süreç. Ama siz dile getiriyorsunuz ki yoğun bakım tedavi süreçlerinde alkışlar eşliğinde başarı oranı çok yüksek. Tedavi sonucunda uğurladığımız hastalar var. Burasının hikayesini bize anlatabilir misiniz hocam? Normal oda ve evde bakımla arasındaki fark nedir diye soralım. Şimdi şu anda gördüğünüz yoğun bakım alanımız bizim. Evet. Yani burası koronalı hastalarımıza hizmet verdiğimiz yoğun bakım alanı. Evet. Alanın ne kadar sakin, rahat ve doğru yönetildiğini izliyor olmamız gerekir. Evet. Normal servis dediğimiz yer yukarıda diğer hastalarla, yani solunum desteği ihtiyacı olmayan, ileri yaşam desteği ihtiyacı olmayan hastaların takip edildiği odalar oluyor. Yani normal servisler. Evet. Yoğun bakımda ise ileri yaşam desteği sağlayabileceğimiz altyapı var. Solunum makineleri, ECMO, hemofiltrasyon gibi ileri yaşam desteklerini uygulayabileceğimiz bir ortam var. Yani burası kritik hastaların takip edildiği bir ortam. Kritik hasta da demek şu, her zaman söylemeye çalışıyorum. Kritik hasta yaşamı tehdit altında olan hasta demek. Şu anda da yaşamı tehdit altında olan hastalar yoğun bakımda izleniyor. Bu yaşamın tehdit altında olmalarının öncelikli sebebi koronavirüs açısından solunumun tutulması, akciğerin tutulması, solunum yetersizliklerinin gelişmesi. Evet. Ancak bu hastalarda sadece solunum yetersizliği yok, aynı zamanda kalp yetersizlikleri eşlik edebiliyor, böbrek yetersizlikleri eşlik edebiliyor, ilave enfeksiyonlar oluşabiliyor ve bu şartlar altında daha ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Yoğun bakımda olmalarının nedeni bu. Yani normal serviste oksijen vererek idare edebildiğimiz hastanın yoğun bakıma inmesine gerek yok. Ama oksijen ötesinde desteğe ihtiyaç varsa, bir takım başka yöntemler gerekiyorsa, monitörize edilmesi, yani bütün yaşamsal verilerinin birebir izlenmesi gerekiyorsa, o zaman yoğun bakım devreye giriyor. Şu anda da gördüğünüz, arkamda gördüğünüz yoğun bakımın korona bölümü. Sakin, sessiz hastalarımız takip ediliyor. Kişi özel. Bu arka hastalarımızın evet, bir kısmı da iyileşip inşallah taburcu olacak. Temennimiz en iyi şekilde bir an önce ailelerine kavuşmaları, sizlerin de emeklerine, bilgilerinize sağlık hocam. İyi ki varsınız. Özellikle tabii ki en çok yine sorulan soruların başında siz dile getiriyorsunuz. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Siz dediniz ki burası özel alan. Sadece korona tedavisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalara ait bir tedavi aşamasındaki ünite. Tabii ister istemez kalple ilgili ameliyatı olan, kazayla ilgili ya da beyin ameliyatı ya da diğer cerrahi aşamalardaki yoğun bakım ünitelerinden şimdi de sizin dile getirdiğiniz gibi ispatını da izleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Farklı yoğun bakım ünitelerinde özel alanda onların da yeri olduğunu anlıyoruz. Tabii ki. Şimdi hastanemizde, Avrasya Hastanesi'nde gerek normal servislerde gerekse yoğun bakımlarda korona hastaları için özel alanlar ayrılmış durumda. Ve bu özel alanlar diğer hastalarla temas etmeyen alanlar ve o alanlarda bulunan korona enfeksiyonlu hastalarımıza hizmet eden ekip de diğer ekiple temas halinde olan bir ekip değil. O nedenle hasta yakınlarımızın ya da hasta yakınlarımızın ya da hastalarımızın bu konuda içlerinin rahat olması gerekiyor. Hastaneye geldim, ben enfekte olacağım, bu endişeye gerek yok. Bilsinler ki yoğun bakımda korona enfeksiyonlu hastalarımız izole ediliyor, ayrıştırılıyor, özel alanlarda izleniyor. Ancak bütün bunu dememe rağmen yine de bizim koronavirüsten
bu enfeksiyondan korunmamızın en önemli noktalarından biri evimizde kalmamız. Mümkün olduğu kadar temas etmekten uzak kalmamız. Ben biraz önce söylememin nedeni işte koronavirüsle hastalarımız izole ediliyor. Endişesiz evet. Hastanemize gelebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda bana koronavirüs bulaşır endişesinden ziyade kendi sorununuzu öncelikle çözmelisiniz, sağlık sorununuzu. Bu sağlık sorununuz nedeniyle oluşabilecek sorunlarınızı, oluşabilecek problemlerinizi koronavirüs endişesiyle ötelemeniz mevcut sorunlarınızın daha da büyümesine neden olacak. Şu anda yaşadığımız, toplumsal olarak yaşadığımız en büyük gerginlik bu. Koronavirüsten endişe ederek, başka sorunlarımızı öteleyerek o sorunların büyümesine neden oluyoruz. Ne bileyim bir kalp sorunumuz var ya da ne bileyim bir başka bir sağlık sorunumuz var. Koronavirüs enfeksiyonundan endişe ettiğimiz için hastaneye gitmiyoruz ya da bir sağlık kurumuna başvurmuyoruz. Bu sefer o sorunumuz daha da büyüyor. Evet. Ve bu sefer doğum bakım ihtiyacı bu sefer başka açıdan gerekiyor. O nedenle hastanemizin bu açıdan çok önemli titizlik gösterdiğini bilmesini isterim izleyiciler. Buraya gelinebilir eğer sağlık sorununuz varsa. Sağlık sorunum var ama bana enfeksiyon bulaşacak, ben korona olacağım endişesiyle bunu ötelemek çok büyük bir hata olduğu kanaatindeyim. Halkımız bilinçlendi olsa gerek hocam, 3-4 ay ilk başlangıçta tedirginlik ister istemez hepimiz yaşadık ama sonrasında aksayan sağlık sorunlarıyla baş etmek için mutlaka sizler buluşması gerektiğini, sizlerin bilgilendirme yapmanız doğrultusunda biraz kaygılarımızı da yendik. Tabii bilmediğimiz bir şeyle savaşıyoruz hocam. Sizin de hep yazılı ve görsel basında röportajlarımızda dile getirdiğiniz gibi bir mikrop var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Dile getiriyorsunuz. Tabii bu ilaçlar soru olarak akla geliyor. Gündeme gelen aşılar etkisini... Evet. Aslında olduğunu biliniyor da tavrı çok değişkenlik gösteriyor. Evet. Yani evet. Bütün hastalarımızda aynı tavrı göstererek bizim buna yönelik tedbirler geliştirmemizi engelliyor. Aslında tarihe bakıldığında İbn Sina'nın veba salgını döneminde söylediği bir şey var. Uzak durun, kendinizi koruyun, el temizliği yapın ve en önemlisi korkmayın. Yani bizi bu hale getiren, bu kadar sıkıntılı hale getiren aslında yaratılan endişe, korku ortamı. Bu enfeksiyon var. Bu enfeksiyonda ciddi sonuçlara da, sorunlara da neden oluyor. Ama bu enfeksiyon bu şekilde bir gerilime, anksiyeteye, korkuya neden olmamalı. Biz elimizden geldiği kadar kendimizi korumalı, çevremizi korumalıyız. Ancak bir yandan da bu enfeksiyondan korkmamalıyız. Şu anda toplumumuzun büyük bir kısmında, sadece toplumumuzda değil, dünyadaki toplumların büyük bir kısmında ciddi bir anksiyete, gerginlik var. Bana korona bulaştı. Ay PCR'ın pozitif çıktı. İnsanlar PCR takibine geçmiş. Antikorumu ölçtü diyeyim. Sanki bir sosyete konusu bir şey olmuş. Yani ağızda çok fazla bunu dolandırmaya başladı. Aslında bu şekilde konuşulması, bu şekilde anksiyete yaratılması, bu şekilde gerginlik yaratılması hiç uygun bir şey değil. Hastalığın hastalık olmasına, daha da ağırlaşmasına neden olduğu kanaatindeyim. Ruh sağlığımız ister istemez etkileniyor. Ya kaptıysam, ya olduysam ya da aileme gelirse tartışması sürekli devam ediyor. Peki hocam, yeni yıla az bir zaman kaldı. Önlemlerin etkisinden de biraz bahsetmek isteriz. Yeni yılda 4 günlük bir kısıtlamaya daha devam edilme sürecini yaşayacağız. Kısıtlamaların etkisi mikrobu yenme aşamasında etki olacak mı? Sizin öngörünüz tamamen mikrobu yenme başarımız ortalama ne kadar sürede gerçekleşecek diye soralım. Bu şu andaki pandeminin kontrol altına alınabilmesinde tam kapanmanın kesinlikle bir numaralı gerekçe, zorunluluk olduğuna inanıyorum. Evet. Ancak bu tam kapanma bir günlük, iki günlük, dört günlük değil, uzun süreli bir kapanma olmalı. Bunun da 14 günün altında olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu da aynı zamanda ülkemiz açısından, ülke bazında alınan tedbirler de çözüm değil. Bunun dünya bağlamında global bir çözümle sağlanması gerekiyor. Çünkü ülkenizi kapattınız, 14 gün kendinizi korudunuz, sonra diğer ülke ne yaptı? Önemli olan bir arada hareket etmek. Bu bir ülkenin vatandaşlarına evinden çıkma demekle bütün dünyanın vatandaşlarına evden çıkma demek arasındaki ilişkiyi getiriyor. Yani biz ülke olarak evimizden çıkmadık. Ertesi gün komşumuz ülkedekiler ne yapacak? Evet. Onlarla temasımız devam edecek.
Yani 4 günlük kısıtlama bize ne sağlayacak? Muhakkak ki bazı kazanımlar olabilir. Ancak yeterli kazanım sağlayacağına katılmıyorum. Daha uzun süreli tam kapatma uygulamalarının yapılması enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sizin öngörünüz bir hekim gözüyle yoğun bakım koordinatörü olarak ve insanların yaşamsal süreçlerindeki tedavi aşamalarını gözlemleyerek diyorsunuz ki bu kısıtlama yeterli değil, daha sıkı yönetim alınması gerekir. Kesinlikle. Peki hocam, son önerileriniz nelerdir diye soralım ve kolaylıklar dileyelim hocam. Özellikle tabii çok hassas bir alanda ekip arkadaşlarınızla birlikte hizmet veriyorsunuz. Çok zor bir süreç. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz diye bize sorularda izleyicilerimiz size sormamızı isteyen soru başlıkları da var. Siz kendiniz nasıl korunuyorsunuz? Çünkü sürekli kapalı bir alanda sağlığa yatırım ve insana yatırım en iyi şekilde hizmet vermek adına görev yapıyorsunuz. Öncelikle korkmayarak yaklaşıyorum. Kendimi korkmayarak koruyorum. Evet. İkincisi, kişisel hijyenime maksimum oranda dikkat ediyorum. Üçüncüsü, toplumlara karışmaktan kaçınıyorum. Bu üçü de yeterli bence. Bir de şu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Bu hastalığın şu anda kanıtlanmış tüm bilim ortamları tarafından kabul edilmiş bir tedavisi kesinlikle yok. Peki kullanılan ilaçlar diye soralım o zaman hocam. Her kesinlikle yok derken. İlaç yok ki bu ilacı, bu hastalığı iyileştirsin. Böyle bir şey yok. Şu anda yapılan tek tedavi, aslında olması gereken tedavi, anlamlı, yerinde destek tedavileridir. Kullanılan ilaçların bu hastalığın iyileştirmeyeceği, kesinlikle iyileştireceği ya da iyileştirmeyeceği açık değil. Yani net bir şey yokken yan etki potansiyeli olan bir takım uygulamalara girişmek hiçbir anlam taşımıyor olduğunu bu geçen süreç içerisinde gördük. Yapılması gereken mümkün olduğu kadar hastanın güvenini, güvenli ortamını sağlamak, ona çok temiz şekilde bakabilmek, onu diğer enfeksiyonlardan korumak ve onun bağışıklık sistemini güçlü tutacak destek tedavileri vermek. Onun dışında tedaviler yan etkileriyle başka sorunlar yaratıyorlar. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eklemek istediğiniz var mı? Ekip arkadaşlarımızla birlikte ileriki zamanda tekrar canlı yayınımızı almak isteriz. Tabii yoğunluğunuz olduğunuz için. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız bana da. Size de iyi yayınlar diliyorum. Pandemisiz günlerde program yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Saygılar sunuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Sağolunuz. İyi yayınlar, iyi günler. Çok teşekkürler. Değerli hocamız, özellikle yoğun bakım süreçlerinde COVID tedavisinin aşamalarını bizlerle paylaştı. Yoğun bakım direktörü, uzman doktor Kadir Doğruer hocamızla COVID'deki sürecin gelişmelerini sizlerle birlikte öğrendik. Tekrar karşınızda olacağız efendim. Allah'a ısmarladık.